1514 senesiydi. Yavuz Sultan Selim Han Çaldıran seferindeydi. Sivas'ı aşmış ve 100.000 kişilik neferiyle Safevilerin üzerine yürümekteydi. Şah İsmail tüm İran yurduna haberler yollamış, teyakkuz ve seferberlik emretmişti. İran'ın dört bir yanından Şah İsmail'in komutasına katılmak için ordular toplanıyordu. Şah İsmail civar ülkelerden de destek istemeye başladı. Bunlar arasında en çok Memlük hükümdarı Kansu Gavri'ye güveniyordu. Zira Memlük ile Osmanlı arasındaki husumeti kullanabilmeyi umuyordu. Fatih devrinde kopan Osmanlı-Memlük ilişkileri 2. Beyazıt döneminde 10 yıl süren Osmanlı-Memlük harpleriyle devam etmişti. Dolayısıyla Şah İsmail, Memlük hükümdarı Kansu Gavri'ye mektup yazmıştı. Mektubunda, "Fatih döneminde ve Veli Bayezid döneminde Osmanlı ile yaptığınız harpleri ve mezaliminizi Sultan Selim unutmuş değildir. O zamanlar Trabzon'da valiydi. Sizin yaptıklarınızı yakinen takip ediyordu. Benden sonra mutlaka sizin üzerinize yürüyecektir. Gelin birlik olalım ve şu Osmanlı'yı ortadan kaldıralım," demişti. Kansu Gavri bu teklifi Şiiler ile birlik olamayacağı gerekçesiyle geri çevirdi. Ancak aklına bir kurt düşmüştü. Kansu Gavri, Dulkadiroğlu Bey'i Sultan Selim'in dedesi Alaüddevle Bozkurt Bey'e emir gönderdi. Selim'in geçtiği güzergahtaki ekin tarlaları yakılacak ve su kuyuları kapatılacak ve Selim'e gönderilen zahire kollarına saldıracaktı. Böylece Sultan Selim geri çekilmeye yeltendiğinde ordusu zahiresiz kalacaktı. Çaldıran'da yapılan muharebede Sultan Selim'in Şah İsmail'i perişan ettiği haberleri Memlük hükümdarı Kansu Gavri'nin kulağına gidince Şiilerin yenilgisinden dolayı sevindi. Lakin sıranın kendisine geleceği düşüncesiyle de endişeye kapıldı. Sultan Selim kışlamak için Amasya'ya çekildi. Dulkadir Bey'i olan dedesi Alaüddevle'nin kaleminin kırılma vaktinin geldiğini düşünüyordu. Çaldıran'daki askeri dehasından dolayı Sinan Paşa'nın emrine 40.000 nefer vererek Dulkadir Beyliğini tamamen ele geçirmesini istedi. Aynı zamanda Güneydoğu Anadolu'daki Kürt beylerinin Osmanlı'ya iltihakını istiyordu. Buralar ekseriyetle Safevilerin elindeydi. Bunun için İdrisi Bitlisi'yi görevlendirdi. Bu sırada Şah İsmail'den Sultan Selim'e mektup geldi. Şah mektubunda affını istiyor, İran'da Sultan Selim adına hüküm süreceğini belirtiyor ve Hatun'u Taçlı Begüm'ü geri istiyordu. Sultan Selim mektuba cevap dahi vermeyerek elçileri hapse attırdı. Kansu Gavri mektubunda Osmanlı'nın Dulkadir Beyliğine saldırısını protesto ediyor ve Dulkadiroğlu Beyliğinde hutbe Memlük Sultanı adına okunur diyordu. Bu, Dulkadiroğlu'na savaş açmak bize savaş açmaktır demek oluyordu. Sultan Selim elçiye cevaben, "Bundan sonra sultanın kendi adına Mısır'da okutsun bakalım hutbesini," dedi. Sultan Selim İstanbul'a dönmüştü. Safevi üzerine ikinci bir saldırı yaparak Safevileri tamamen ortadan kaldırmaya hazırlanıyordu. Sinan Paşa, Dulkadiroğlu Beyliğini tamamen ele geçirmiş ve İdrisi Bitlisi de Güneydoğu'daki bütün Kürt aşiretlerinin Yavuz Sultan Selim'e biat ettiğini bildirmişti. Sinan Paşa, Vezir-i Azamlığa yükseltilirken Şubat 1515'te Yavuz Sultan Selim, Memlük hükümdarı Kansu Gavri'ye mektubunda "Duanızı beklerim, ben Şah'ın çadırını yeryüzünden kaldırmadıkça geri dönmeyeceğim," dedi. Bu seferin Şah İsmail üzerine olacağını Kansu Gavri'ye açıkça bildiriyordu. Kansu Gavri, Sultan Selim'in mektubuna aldırış etmeyerek Şam vilayetinde 80.000 kişilik bir ordu hazırlattı. Şah İsmail'e mektup yazarak Osmanlı'nın tekrar Safevi üzerine yürüdüğünü söylemiş ve Osmanlı Safevi üzerine yürürken Osmanlı ordusuna saldıracağını bildirmişti. "Birlik olalım," diyordu. Böylece Kansu Gavri'nin planı Sultan Selim Şah İsmail'in üzerine gittiğinde Safeviler ile çarpışırken boş kalan Anadolu'ya saldırmak ve buraları zapt etmekti. Ordularını Halep'e çekti. Bu sırada Vezir-i Azam Sinan Paşa 40.000 nefer ile Kayseri'ye geldiğinde Kansu Gavri'nin 80.000 kişilik bir ordu ile Şam'dan harekete geçip Halep'e geldiğini padişaha bildirmişti. Yavuz Sultan Selim bu sıralarda Memlüklere karşı bir saldırı için alimlerden fetva aldı. 1516 Ağustos'unda Üsküdar'a geçti. Oğlu Süleyman'ı Rumeli'nin muhafazası için Edirne'de yerine vekil tayin etti. Pir Mehmet Paşa'yı İstanbul'da, Hersekzade Ahmet Paşa'yı da Bursa'da görevlendirdi. yüklü miktarda silah, erzak ve zahire taşıyan Osmanlı gemilerinin Suriye sahillerine ilerlemesini emrederek 60 bin neferiyle yola koyuldu. Yavuz Sultan Selim sefer güzergahını değiştirmiş ve Memlüklere doğru ilerlemeye başlamıştı. Kansu Gavri ise ordularını Mercidabık civarına çekmişti. Yavuz Sultan Selim ve Vezir-i Azam Sinan Paşa Maraş üzerinden Suriye topraklarına girmiş ve önlerine çıkan Memlük şehir ve kasabalarını zapt ede Suriye'ye doğru ilerleyerek 23 Ağustos 1516 günü Mercidabık'a vasıl oldu. Burada Osmanlı ile Memlük orduları arasında dehşetli bir muharebe olmuş, bu muharebeye Mercidabık Muharebesi denmişti. Kesin bir Osmanlı zaferiyle sonuçlanan bu muharebede Memlük hükümdarı Kansu Gavri de öldürülmüştü. Kaçan Memlük ordularını kovalamak ve ordu ilerlerken geride kalan şehirleri zapt etmek işi Yunus Paşa'ya verildi. Halep, Hama ve Humus kolayca ele geçirildi ve valiler tayin edildi. Yavuz Sultan Selim, Şam'a gelerek Kasrül Ablak'a yerleşti. Buradayken bir kısım Arap ve Dürzü umerası gelip Sultan Selim'e bağlılıklarını beyan ettiler. Sultan Selim Şam'da 3 ay kalarak Suriye'nin idari nizamlanmasını yaptı. Mısır seferi için ordusunu yeniden düzenledi. Mısır'dan evvel ileri karakol vazifesi gören Gazze'nin alınması gerekiyordu. Oraya bir kısım birlikler gönderip Gazze'yi ele geçirdikten sonra İsa Beyoğlu Mehmet Bey'i buraya kumandan tayin etti. Bu sırada Mısır'da Mercidabık mağlubiyetiyle hayatını kaybeden Kansu Gavri'nin yerine Toman Bay Mısır hükümdarı oldu. Yavuz Sultan Selim yeni Memlük hükümdarı Toman Bay'a bir mektup gönderdi. Mektubunda Sultan Selim aslında Safevilerin üzerine gideceğini, lakin Kansu Gavri'nin bazı yanlış hareketleri sebebiyle Suriye üzerine yürümeye mecbur kaldığını beyandan sonra hutbenin tüm Memlük diyarında kendi adına okutulmasını ve sikkenin Sultan Selim adına basılması karşılığında kendisine geniş yetkiler vereceğini söyledi. Toman Bay'a gönderilen Osmanlı elçisi öldürülmüştü. Bu bir cevaptı. Yavuz Sultan Selim ordusuyla Şam'dan harekete geçti. Kahire'ye ulaşması için önünde uçsuz bucaksız bir Sina çölü bulunmaktaydı. Tarihte bu çölü geçenler Mısır'a egemen olmuştu. Bu sebeple bu çöle Fatihler yolu deniyordu. Biri Makedonyalı Büyük İskender'di, diğeri Perslilerdi. 1800'lü yılların başında Napolyon'un komutasındaki Fransız ordusunun burayı geçemeyerek susuzluktan kırıldığı ve askerlerin çıldırarak birbirini öldürmüş oldukları hatırlanacak olursa gerçekten bu başarılması güç bir işti. Lakin tarihteki her başarıda failin iradesi kadar bahtın da bir rol oynadığını hesaba katmak gerekir. Osmanlı ordusu bu muazzam çölü geçmeye başladığı sırada şiddetli bir yağmurun yağmasıyla kumlar sıkışıp sertleşmiş ve ağır topların dahi geçebilmesine müsait bir hale gelmişti. Bu sırada Toman Bay, Kahire'de güçlü bir müdafaa hattı kurmakla meşguldü. Çölün Bedevi Araplarına haberler yollamış ve bir Türk başı getirene o başın ağırlığınca altın vereceğini vaat etmişti. Bedevilerin çölde Osmanlı ordularına sıkıntı çıkarabileceklerini umuyordu. Toman Bay ordusunu Kahire'nin kuzeydoğusunda Sina çölüne çok yakın bir köy olan Ridaniye'de mevzilendirdi. Fransızlardan tedarik ettiği 200 kadar topu Ridaniye köyünde sabitletti. Çukurlar kazılarak tüfekli piyadeler yerleştirildi. Bu köyün sağ tarafında Nil Nehri bulunuyordu. Sol yanında ise El Mukaddem Dağı bulunuyordu. Toman Bay 50 bin kişilik neferiyle Ridaniye köyünde Yavuz Sultan Selim'i beklemeye başladı. Birkaç günlük bekleyişten sonra Osmanlı ordusu Sina çölünün bitişinde görüldü. Memlükler Ridaniye köyünden Osmanlı ordusunun harp vaziyeti alışını seyretmeye başladılar. Bu sırada Sultan Selim Han harp meclisini toplayarak durumu müzakere etti. Başarı için cepheden taarruzun tehlikesini fark eden padişah, düşman ordusunun arkasına sarkma imkanını düşündü. Lakin bunun için Nil Nehri'nin veya El Mukaddem Dağı'nın aşılması gerekiyordu. Düşman ordusunun bir cenahının Nil kenarında olduğu cihetle buranın geçilmesi tehlikeliydi. Zira bu nehirde hiç köprü yoktu. Bu sebeple Sultan Selim, El Mukaddem Dağı'nın etrafından dolanıp düşmanın arkasına saldırmanın uygun olacağını düşündü. Bu takdirde Memlük ordusu bir kıskaca alınıp mağlup edilebilirdi. Şayet bunu yaparsa Memlüklerin toplarını kullanma ihtimali de olmayacaktı. Zira toplar Sina çölüne doğru sabitlenmişti. Sultan Selim Han bu durumu süratle tahlil ve tespit ettikten sonra tasarladığı planı bizzat gerçekleştirdi ve gece karanlığında bir kısım süvari kuvvetlerini yanına alarak düşmana sezdirmeden El Mukaddem Dağı'nı aşarak düşmanın arka tarafına geçmeyi başardı. Osmanlı ordusunun sağ cenahında Anadolu Beylerbeyi Mustafa Paşa, sol cenahında ise Rumeli Beylerbeyi Küçük Sinan Paşa, merkezde ise Vezir-i Azam Sinan Paşa bulunuyordu. Ridaniye Muharebesi 22 Ocak 1517 tarihinde sabahın erken saatlerinde başladı. Osmanlı ordusu toplarının menzili Memlüklerdeki Fransız toplarından çok daha uzun olması nedeniyle ön tarafa yerleştirilerek Ridaniye köyünü top atışına tutmaya başladı. Karşılıklı top atışları sürerken Sultan Selim ve atlıları ani bir baskınla Ridaniye köyüne girdi. Osmanlı bayraklarını gören Osmanlı neferleri ani bir saldırıyla Ridaniye köyüne doğru hücuma geçti. Memlük ordusu arkasından dolaşan atlıları görünce paniğe kapıldı. Osmanlı ve Memlük ordusu arasında çok çetin bir muharebe oluyordu. Memlük topları Osmanlı'nın eline geçince Memlük neferleri bir bir kaçışmaya başladı. Toman Bay yenileceğini fark etmişti. Yanına bir bölük atlıyı alarak ancak Osmanlı ordusunun arkasından dolanmanın ve Yavuz Sultan Selim'i öldürmenin zafer getireceğini düşünüyordu. Hızlı ve etkili bir şekilde arkadan dolanarak Osmanlı merkezine ulaştı. Lakin padişahın bayrağını taşıyan bölüğün başında Yavuz Sultan Selim değil, Vezir-i Azam Sinan Paşa bulunuyordu. Sinan Paşa ve Toman Bay kıyasıya bir mücadele verdikten sonra Sinan Paşa, Ramazanoğlu Mehmet Bey ve baş hazinedar Ali Ağa şehit edilmişti. Toman Bay muharebeyi lehine çevirebileceğini umdu. Lakin çok geçmeden öldürdüğü kişinin padişah olmadığını öğrenince kuvve-i maneviyesi sarsıldı. Artık sonuç belli olmuş, Osmanlılar Ridaniye'yi tamamen ele geçirmişti. Memlük ordusu yanlarına hiçbir şey alamadan Kahire'ye doğru kaçmaya başladı. Kaçan ordu takip edildi. Sultan Selim ilk cuma namazını El-Ezher Camii'nde kıldı. Hatip hutbesinde kendisinden Hadimül Harameynü Şerifeyn suretinde bahsedince buna şiddetle itiraz edip "Hayır, hayır, Hadimül Harameynü Şerifeyn değil, Hadimül Harameynü Şerifeyn" dedi. Hatip ifadesini düzeltince başından destarını çıkardı, altındaki seccadeyi kaldırdıktan sonra toprağa doğru secdeye gidip şükran gözyaşları döktü. İşte bu tarihten itibarendir ki Osmanlı padişahları kamilen Hadimül Harameynü Şerifeyn olarak anılmaları adet olmuştur. Memlük sarayının hazinesinden 40 gemi dolusu altın İstanbul'a gönderildi ve Osmanlı hazinesi tarihinin en bereketli seferini Memlük seferiyle gerçekleştirmiş oldu. Bu muharebeden sonra halifelik makamı Abbasi halifesi tarafından Sultan Selim'e devredilmişti ve Yavuz Sultan Selim Han 88. İslam halifesi olmuştu. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Lütfen yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve siz de Harp Tarihi Ordusu'na katılmak istiyorsanız abone olmayı sakın unutmayın.